Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere güzel mi güzel gösterişli bir modelle geldim arkadaşlar. Papatyalı örgü modelle geldim. Bu modelden sizler neler yapabilirsiniz? Bu modelden sizler çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Çeyizlik etol şallar yapabilirsiniz. Gelinlik üzerine dikdörtgen uzun şallar yapabilirsiniz. Farklı tığ işi örgü alanlarında da kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Evet, şöyle modelin yapımı için elimde alize, angora, gold, simli ipim var. Şöyle renk numarasını merak eden olursa, gerçekten güzel tatlı bir renk arkadaşlar. Şöyle renk numarasını göstereyim sizlere. 21 arkadaşlar renk numaramız. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığım. Siz ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığlar seçebilirsiniz. Lif ipinden yapabilirsiniz bu modeli. Yani her türlü ip de deneyebilirsiniz. Tabii ki çeyizlik örgülerde bu şekilde ipler daha güzel duruyor arkadaşlar. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Modelimizi zincir üzerine kuruyoruz arkadaşlar. Sayı vermiyorum, zincir üzerine olduğu için yapacağınız örgünün enine göre zincirlerinizi fazlasıyla çekip kesebilirsiniz. Buyurun, bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Evet, ben zincirlerimi çekiyorum arkadaşlar. Modeli gösterecek kadar zincirlerimi çekip geliyorum. Evet, şöyle fazlasıyla zincirimi çektim arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz zincirin üzerine 1, 2, 3 tane ekledim. Tığımın başına ipimi aldım. Kenar kısımdan, kenar zincirimden trabzan yapıyorum. Şöyle. Şöyle biraz yaklaştıralım. Evet, yine tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki takip eden zincirime trabzan yapıyorum. Yine sıradaki takip eden zincirime trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2, 4, 6 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar kenar kısma. Tekrar bir tane daha yaptım. Şöyle 2, 4, 6 tane kenar trabzanı yaptım kenarda. Burada 6 tane kenar trabzanından sonra 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2 zincir atladım. 3. zincirime yine trabzan yapıyorum. Yine sıradaki zincirime trabzan yapıyorum. Sıradaki takip eden zincirime trabzan. Sıradaki takip eden zincirime trabzan. Yine sıradaki takip eden zincirimize trabzan. Şöyle 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane toplamda trabzan yaptım. Şöyle arkadaşlar. Tekrar buraya 1, 2 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, zincir atladım. 3. zincirime yine trabzanlar yapıyoruz. Yine 9 tane trabzan yapıyorum. İki, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz. Yine iki tane zincir çekiyorum. İki zincir atlayıp üçüncü zincirime yine 9 tane trabzan yapıyorum. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Kenar kısma geldiğim zaman kenar trabzanlarını göstereceğim arkadaşlar. Evet, şöyle bir tane daha model yeri koydum. 1, 2, 3, 4 kenar kısmıyla tekrar şuraya 5, yine buraya 6 tane kenar kısmına trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4,
5, 6. 6 tane yine kenar kısma trabzanı yaptım. Şimdi burada şu kısma geçmeyeceğim. Model gösterebilmem için bu yeterli gelecektir. Bayağı da uzun bir mesafe arkadaşlar. Şimdi tekrar 2, 4, 6. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimin ikinci sırasına geçtim. Burada zincirim ile birlikte 4 tane kenar trabzanı yapıyorum yine bu kısma. Evet. Şöyle kenar trabzanlarını yaptım. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. 1. Yine bu kısma 2 3 4. 4 tane ilmek topladım. Yine tığımın başına ipimi aldım. Burada 4 tane ilmeğim tığımda arkadaşlar. Tekrar buradan şöyle bir trabzan atladım. Diğer trabzanıma geçtim şu kısma. 1 2 3 4. Buradan da yine ilmek topladım. Tığımda yine ipim. Buradan tekrar bir trabzan atladım diğerine. 1 2 3 4. Şimdi buradaki ilmeklerimi tek seferde toplayacağım. Kapattım. Bir tane zincir çektim sıkılaştırmak için. Tekrar ilmeğimi uzattım. Tığımın başına ipimi aldım. Bu hemen 3 tane fıstığın içinden 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmek topladım, kapattım. Buradaki ilmek sayılarını siz dilediğiniz şekilde daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi burada tığımın başına ipimi aldım. Buradan şu alt trabzanımızdan sayabiliriz. 1, 2, 3. Hemen şu bir trabzan atlıyoruz. Şu kısmı ortalayıp 9 tane trabzanımız vardı. Bir alt sırada tam ortalıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz buraya. 2 3. Yine şimdi şurada yapmış olduğumuzu tekrar ediyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şöyle ilmeğimi uzattım. 1 2 3 4. Şöyle ilmeğimi topladım. Yine tığımın başında ipim. Hemen bir tane trabzan atladım diğerine. 1 2 3 4. Yine tığımda. Tekrar burada bir trabzan atladım. Bu kısma geçtim. 1 2 3 4. Şimdi ilmeklerim 3 tane fıstığın ilmeği tığımda. Burada 3 tane fıstık ilmeğini tek seferde toplayıp kapattım. Bir tane zincir çektim. Yine ilmeğimi uzattım. 1 2 3 4. Yine topladım, kapattım. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan bir trabzan atladım. Diğer trabzanıma geçtim. Burada 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine aynı şekilde bu kısmı da tekrar ediyoruz. Şimdi ben videomu durdurup burayı da tamamlayacağım arkadaşlar. Evet, son papatyamı da yaptım. Burada yine ilmeğimi uzattım. Başlangıç kısmında yapmış olduğumuz gibi kenar kısmı arkadaşlar şöyle bir tane daha tekrar topladım, kapattım. Şimdi bu kenarda yapmış olduğumuzun aynısını. Hiç zincir çekmiyorum. Kenarda 4 tane kenar trabzanı yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. Hemen şuradan giriyorum. 1, 2,
3, 4. Hemen zincirimin tepesine de battım. Buraya 4 tane kenar trabzanı. 3 tane zincirimi çektim. Modelimin 3. sırasına geçtim. Şimdi burada yine kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bu aslında son sıramız. Modelimiz 3 sıradan oluşuyor. Gitgelli arkadaşlar, tersi düzü yok modelimizin. Ama bu papatyalarımız yer değiştiriyor. 6 sırada göstereceğim sizlere inşallah. Şimdi burada 4 tane, bir tane zincirimi çektim. Bir, pardon, bir, iki tane zincir çektim bu kenar kısma. Tığımın başına ipimi aldım. Bu hemen 4 tane fıstığın şöyle tepesinden bu görünen açıklığa, ortasına giriyorum. Buraya fıstık yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Topladım, kapattım. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine tekrar 1, 2, 3, 4. Yine topladım, kapattım. Burada papatyanın birini oluşturduk. Yine iki tane zincir çekiyorum. İki tane zincirimden sonra buradaki aradaki ara trabzanlarım, hemen fıstık dibine batıyorum burada. Bir trabzan, iki trabzan, üç trabzanımız vardı. Üç tane trabzan yaptım. Şimdi burada tamamlamış olduk. Tekrar 1, 2 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradaki açıklığa batıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine topladım, kapattım. 1, 2, 3. Kenarlara ikişer fıstık, arasına 3 tane zincir çektim. Yine ilmeklerimi topluyorum. Topladım, kapattım. 2 tane zincir. Yine buraya geçiyoruz. Tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Hemen arkadaşlar, videomu durdurup şu kısımlarını da tamamlıyorum. Evet, son yine papatyamı yaptım. 2 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada hemen kenar trabzanlarıma geçiyorum. Burada 4 tane kenar trabzanımı oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi buraya kadar şöyle bir sıramız oluştu. Yani bir modelimiz tamamlandı. Evet, şimdi kenar kısmındayız. Şöyle 2, 4 kenar kısmına trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradan şu kısma giriyorum. Bir trabzan, 2 zincirimin içine, 3 zincirimin içine. Bu şekilde trabzan yaptım. Yine diğer zincirimin içine giriyorum. 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Tekrar diğer trabzanımın içine giriyorum. 1, 2, 3. Burada bir alt sırada yapmış olduğumuzu yapıyoruz ama örneklerimiz yer değiştirecek. Şimdi arkadaşlar, bu kısma papatya, yine üzerine trabzan, şu kısma papatya gelecek. Yani örneklerimiz yer kaydıracak arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. Hemen diğer kısma atladım. Şöyle tekrar burayı göstereyim. Şu kısma batıyorum birini. 2 tane zincirimi çekiyorum. Diğer kısma giriyorum. Trabzan tepesine. Yine 2 tane trabzan, birini trabzan tepesine, bu kenarlardakini, ikisini zincir içine. Buradakini yine hepsini zincir içine yapıyoruz. 3 tanesini trabzanımızın.
Tekrar diğer kısma geçiyorum. İki tane zincir içine, bir tane trabzan tepesine, iki tane zincirimi çekiyorum. Yine bir tane trabzan tepesine, iki tane zinciri içine. Hemen diğer zincirimin içine geçiyorum. Üç tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, kenar kısma geliyorum. Yine bir tanesini trabzan tepesine yapıyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıp hemen kenar kısımdan trabzan oluşturuyorum. Şu kenardaki yapmış olduğumuz kısmı yaptık. Şimdi arkadaşlar, bu kenar kısımlarında birer tane yarım papatya yapacağız. 4 yapraklı, 4 kanatlı bir papatya şu kısımlarına tüm olarak ilerleyeceğiz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Şöyle tığımın başına ipimi aldım. Hemen şuradan arkadaşlar şöyle zincirimin bitimiyle birlikte şu kısımdan ilmek topluyoruz. Fıstık yapıyoruz buraya da. 2, 3, 4. Yine hemen şöyle tekrar 1, şu kısımdan yine ilmek topluyorum. Şöyle bir tane trabzan atlıyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Burayı bir tane trabzan atlayıp hemen bu kısımdan 1, 2, 3, 4 topladım. Kapattım. İki tane fıstık oluşturduk bu kısma. Tekrar burada bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3, 4. Yine topladım, kapattım. Tığımın başına ipimi aldım. Burada hemen şu orta kısımda arkadaşlar 3 tane trabzanımız var. O 3 tane trabzanımızın tepesine trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi burada normal bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi papatyalarımızı yapıyoruz. Şöyle bir tane zincir, fıstık yapmadan önce bir tane zincir çektik. İlmeğimi uzattım. 1, 2, 3, 4. 4 tane ilmeğimi topladım. Hemen şu kısımdan şöyle bir tane trabzan atladım diğerine. 1, 2, 3, 4. Yine tekrar bir tane trabzan atladım. 1, 2, 3, 4. Şimdi buradaki 4 tane, 3 tane fıstığı birlikte topladık, kapattık bir zincir. Yine buraya ilmeğimi uzattım. 1, 2, 3, 4. Topladım, kapattım. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen ortadaki 3 tane trabzanıma geliyorum. Trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. Bir zincir, yani bu şekilde şu aralara denk gelecek şekilde papatyalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle sadece bu kenar kısma yarım örnek kuruyoruz. Örneklerimiz yer değiştirip yine bu kısma papatya, bu kısma papatya, şu kısma yarım yapacağız. Şimdi şu kısma kadar şöyle sıra sonuna kadar ben çiçeklerimi yapıp geleyim.
Evet, burada yine papatyalarımızı yaptık. Şöyle iki papatyanın arasına gelecek şekilde örneklerimizi kaydırarak burada bir tane zincir çekiyorum. Yine kenar kısımda yarım örneğimize geldik arkadaşlar. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 4 tane yine ilmek topladım. Tekrar hemen şu kısımdan 1 2 3 4 tekrar hemen şurada zincirimin şöyle bitiş kısmıyla 1 2 3 4 hepsini birlikte topladım, kapattım. Şimdi burada aynı yapmış olduğumuzu yaptık arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki yapmış olduğumuz yerden 1 2 hemen şöyle ikinci zincirden girdim. Buraya trabzan yaptım. Şöyle kenarda yarım modelimiz oluştu. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Şöyle tığımın başına ipimi aldım. Hemen burada 3 tane yapmış olduğumuz fıstığın şu kısımdan 1 2 3 4 4 tane yine ilmek topladım, fıstık yaptım bu kısmı. Tekrar burada 1 2 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aradaki buradaki trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki papatyalarımı yapıyorum. 1 2 3 4 topladım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Tamamlıyorum çiçeklerimi. 1 2 3 4 topladım, kapattım. 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 Yine 2 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle arkadaşlar modelimi ilerletiyorum. Yine burada modellerimi tamamlayıp kenar kısmını tekrar sizlere göstereceğim. Evet, modelimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Şöyle şimdi kenarda kenar trabzanını yaptım. Yine buradaki yarım örneğimi göstereceğim. Burada 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıp hemen bu kısımdan fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Topladım, kapattım. Yine hemen şu kısımda olduğu gibi 2 tane zincirimi çektim. Buradan şu zincirimin biraz gerisinden battım. Yine buraya trabzan oluşturdum. Şimdi modelimiz buraya kadar 6 sıradan oluşuyor. 6 sırada kendini tamamlıyor. Arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada artık en alt sırada yapmış olduğumuz gibi devam ediyoruz. Şimdi tekrar orayı da göstereyim. İkinci modelimize geçiş kısmını. Buraya 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Burada zincirim ile birlikte 2 3 tane trabzan yaptım kenar kısma. Bu alt sırada da 6 tane trabzan yapmıştık. Şöyle sayalım 2 4 6. Şimdi burada yine hemen şu kısmada 3 tane trabzanımı yapıyorum. Diğer zincirimin içine 6 tane trabzanımızı tamamlamış oluyoruz bu kısma. Şöyle burada kenarda 4 şeyden
fıstıktan oluşan modelimiz oluyor. Tekrar iki tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen diğer kısma, bu isterseniz trabzan tepelerine batın, ister batmayın. Şöyle zincir içerilerine de batarak üçer tane trabzan yapıyoruz. Bir fıstığın kenar kısımdaki 3, ortasına 3, toplamda 9 tane trabzan yapıyoruz. Modelimizin tekrar diğer kurulumuna geliyoruz. Yani modelimizi tekrarlıyoruz. Tekrar 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Diğer kısma atladım. Yine buraya 3 tane trabzanımı yapıyorum. Yine ortadaki çiçeğin tepesine trabzan yapıyorum. Şöyle modelimi tekrar göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şöyle ben modelimi sizler için birkaç sıra ilerleyip şimdi şu kısma papatya yapacağız. Yine bir diğer bölümde yarım çiçeğimizi yaparak bu şekilde devam edeceğiz. Ben modelimi birkaç sıra ilerleyip tekrar sizlerle buluşacağım. Evet arkadaşlar, şöyle ben örneğimi bir örnek daha ilerledim. Üst kısmını bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Tersi düz yok. Çift taraflı kullanabilirsiniz. Şöyle bir hatırlatmam olacak. Üstteki çiçeklerin ilmek sayılarını beşerli çektim arkadaşlar. Şu papatyaları beşerli çektim. Daha biraz daha tok durdu. Alt kısımdakiler dörderli. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz. Tabii ki buna farklı bir biçimde şöyle inciler koyabilirsiniz. Etol şallarda, yeleklerde, bebek yelekleri yaparsanız şöyle inciler koyabilirsiniz. Orta kısımlarına şöyle dikebilirsiniz arkadaşlar. Kendi ipinden iğneye ipinizi takın. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten böyle daha muhteşem duruyor. İğne yardımıyla incilerinizi bu şekilde orta kısımlarına dikebilirsiniz. Şöyle kenar kısma da koyalım bir tane. Etol şallarda da böyle muhteşem duracaktır. Şöyle göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.